Bu dersimizde Adobe Illustrator'da taşma payı ve cross nasıl verilir hep birlikte inceleyelim. Öncelikle kart vizitimizi çalışma sayfamıza aldık. Kart vizitin arka planını bir miktar büyütmemiz gerekecek taşırma payı vermemiz için. Çalışma sayfamız, yani normal kartvizit 8'e 5 çalıştım ben. Taşma payı her taraftan 3'er milim verelim. Öncelikle yeni bir sayfa oluştur diyelim. Çalışma sayfası, evet. Kartvizitimizin boyutu 8'e 5 olduğu için açıldı. Çift yön olduğu için 2 tane çalışma sayfası, yani 2 sayfa açık diyoruz. Buradan da 3'er milim giriyoruz. Yani 3 dediğimiz zaman diğerleri de kilit kapalı olduğu için hepsi 3. Yani her taraftan 3 milim ayırsın. Taşma payı versin. Oluştur dedim. Evet. Şu gördüğünüz kısım taşma payı. Şu beyaz alan da genel, yani gerçek çalışma alanı. Şimdi sayfamızı büyütelim. Kartvizit arka planını nasıl büyütmemiz gerekiyor? Öncelikle şöyle, şuradan, yani yukarıdan 3, aşağıdan 3, yani 6 milim büyütmemiz lazım. Yani dikey 6 milim, yatay 6 milim büyütelim ki tam oturursun. Onun için de şöyle bir yol izliyorum. Şu an gruplanmış halde, gruptan çıkarıyorum. Ctrl Shift G diyerek. Şunlar seçili, şunlar ayrıymış. Ctrl Y dediğimiz zaman çizgisel olarak çalışmanın arka planı görebiliyorsunuz. Şunu seçiyorum. Şunu seçiyorum. Yani şu içeridekileri gruplayıp arka planı bir tık büyütmemiz gerekiyor söylediğimiz boyutlarda. Ctrl Y diyerek geri geliyorum. Arka plan şu an evet seçili, gruplanmış halde. Şimdi ölçülendirelim. 86'ya 56. Evet. Böyle olması gerekiyor. Hani kartvizitin o alana oturması için. Aynı şeyi de bunda da yapalım. Ctrl Shift G dedim. Gruptan çıkardım. Evet, bunlar gruplanmış halde. Arka planda gruplanmış halde. Evet. Şimdi şunları yukarı alayım şöyle görünsün diye. Aynı şekilde 86'ya 56 dedikten sonra işlem bitiyor. Bunları grupluyorum. İkisini seçip kopyaladım. Yapıştırdım. Evet. Kartlarımı şöyle yukarı alayım. Buraya nasıl oturtursun? Önce sayfaya, şu birinci sayfaya bir kere tıklıyorsunuz. Sonra kart vizite tıklıyorsunuz. Yukarıdan hizalamaya gelip artboard, yani arka plana göre olması gerekiyor. Önce yatay, sonra dikey, ortala dediğin zaman direkt oturuyor. Ölçüler zaten birebir. Hani milim olarak. Aynı şekilde bu sefer ikinci sayfaya tıklamanız gerekiyor. Tıkladık. Sonra karta tıklıyorsunuz. Oturtuyorsunuz. Bu şekilde. Şu an hazır. Kesim olacağı zaman işte şuradan kesim cross çizgilerini vermesi için. Onda nasıl yapıyorsunuz? Diğer adım bunu kaydetmek oluyor. File'dan farklı kaydet deyip bunu PDF olarak kaydedeceğiz. Evet. Evet, şimdi bunu kaydet diyoruz. PDF olarak. Şuradaki ayarlardan şunu seçiyorsunuz. Tamamını seçtikten sonra, yani renk bar vesaire diğerlerini, o hani buradaki seçeneklere göre ihtiyacını seçebilirsiniz. Kesim çizgileri buradan seçiliyor. Cross çizgileri. Save dedikten sonra otomatik oluşturuyor. Dosyamızı açalım. Evet. Şuraya atmıştık. PDF'imizi açtık. PDF'imizi bir görelim. Evet, bu birinci sayfa. Yukarıdan tam sayfa moduna sığdır dedik. Bu birinci sayfamız. İkinci sayfamız da bu şekilde. Cross çizgileri bu şekilde pratik olarak
koyulmuş oluyor. Bu şekilde baskıya gönderilebilir. Bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.